2000'li yıllarda konuştum. Reis mesela dedi ki benim dedi adım dedi reis dedi. Karadenizliyim dedi ben. Bizde dedi genelde dedi reis ismi konulur. Benim ismim Reis Sedat dedi. Bizim memleketimiz Rize'de zaten 10 tane insanın 4 tanesinin göbek adı reistir Allah aşkına. Yani bu orada çok sık kullanılan bir deyim. Bana emniyet telefonu sorduklarında dedim ki ya 75 yaşında annem bana reis diyor. Bana eğer reis diyeni sorgulayacaksanız annemi de mi sorgulayacaksınız dedim. O da reis diyor ya bu isim. Yani bizim memleketimizden tanıyan akrabaları veya genelde insanların kullandığı isim bu. Yani ben herhangi bir şeyin reisi değilim. Belediye reisi değilim, mahkeme reisi değilim, çete reisi değilim. Ben reis o manada değilim. Bu benim ismim. Öyle ya da böyle bir suç işlemiştir, cezasını çekmiştir. Ona insanlık çerçevesinde, ikili ilişkiler çerçevesinde güvenip güvenemeyeceğinize zaman içinde karar verebilirsiniz. Böyle bir insan dünyada çok az çıkar. Olmuştur, filmlerde görürsünüz. İşte Amerika'da, Fransa'da gibi biri çıkar ama sadece bir olay anlatır. Karıştı bir suç anlatır, devlet anlaşma yapar. Sedat Peker öyle bir şey değil. Sedat Peker karıştı her şeyi anlatıyor. Sorulmayandan ve tüm sistemi de ortaya koymaya çalışıyor. Topladığınız zaman Sedat Peker organize suç örgütü lideri, mafya lideri. Tam 6 bölümdür sizlere onun hikayesini anlatıyoruz. 2021 yılının sürpriz ismi Sedat Peker'di. Düne kadar düşman bellediği, onu düşman belleyen insanların ilgiyle takip ettiği, takdir ettiği, bir anlamda aynı ittifakın içine aldığı bir isme dönüştü. Yeraltı dünyasının bilinen ama kanıtlanamayan hikayelerini pazar günleri sabah 7.30'da yayınladığı videolarda tek tek anlatmaya başladı. Anlatılanlar şapka uçuracak kadar önemliydi. Sadece anlattıkları değil, anlatma şekli de ilgi çekti. Pek çok farklı kesimin sempatisini kazandı. Aynı zamanda pek çok soruşturmanın da konusu oldu. Anlattıkları kadar anlatılmayanlar, anlattıkları kadar soruşturulmayanlar da gündemimize geldi. Tam 6 bölümdür yayınladığımız bu belgeselin bir anlamda ilham babası da o oldu. Bugün sizlere yeraltı dünyasının hikayesini değil, yeraltı dünyasını sarsan onun hikayesini, reisin hikayesini anlatacağız. Lan bırak! Zeka akıl! Ben aklımı takip ediyorum. Zekaya saygı duyacaksın. Tak tak tak, ceza. Şimdi senin doktorunun seni tedavi de edecek. Temiz toplum diye bir şey yok. Lan size yazıklar olsun. Beni kurban edemezsiniz. Bir umuttur yaşama. Lan herkese durun. Konuşacağım. Ben anlatacağım, siz dinleyeceksiniz. Sedat Peker'in videoları arada 20 yıl geçmiş olmasına rağmen bir düzenin artarak daha vahim, daha zapt edilmez, daha kötü bir noktaya gittiğinin göstergesi. Gazetecilik aslında bundan o noktadan itibaren başlıyor olmalı. Yani Sedat Peker'in o söylediklerini alıp araştıracak, o belgelere, kayıtlara, o kişilere ulaşacak bir gazetecilik faaliyetini gerektirir. Sedat Peker de bilgi veriyor ve nereden bunları biliyorsun diye kimsenin sorması, kimse sormaya da ihtiyacı da hissetmediğine göre demek ki verdiği bilgiler doğru, öyle görünüyor. Bugün geldiği noktada çok farklı bir noktaya geldi, çok farklı bir noktaya konuşuyor. O gün çok farklı görürken bugün daha farklı görüyoruz. Bugün yaptıklarını çok daha tasvip edip bunu devamı getirmesini, bugün yaptığı noktanın çok iyi olduğu kanaatindeyiz tabii ki. Sedat Peker'in bunların bir parçası olduğunu kabul edip ne kadar doğru olduğunu sorgulamamız lazım. Yani hem üstüne gitmemiz lazım hem de doğruluk payını da sorgulamamız gerekiyor. Örgütün içerisinde yer almış, devlet siyaset, mafya siyaset ilişkisi içerisinde bir takım eylemler de yapmış, katılmış olan bir kişinin yapmış olduğu beyanların kayda geçirilip işlem yapılması gerekir. Bugün yapılmazsa yarın yapılır. Şimdi Sedat Peker söylüyor, kendisi de hiç kimseyi iyi harekete geçiremiyorum diyor. Burada bir sessizlik söz konusu, sessizlik kabul demek. Yeraltı dünyası sonunda her hareketiyle olay yaratan bir star çıkarmıştı. 20 yıl sonra bugün de yer altından çıkan ilk YouTube starı o olacaktı. Peki ne anlattı da böyle oldu? Sadat terör örgütlerine silah verdi diyor. Sadat'la Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı'nın birleştiği yer Cumhurbaşkanı'nın danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın koruması. Bayır bucak Türkmenlerine, diğerlerine nedir? İnsansız hava aracı, işte kıyafetler. Ama çok fazla sayıca bunlar oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar. Telsizlerden tutun, çelik yeleklerden, onlar bunlar tırlarca. Bu projeyi düşündük, o milletvekili arkadaşımızla da konuştuk. O milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı, iletmesi gereken yerleri iletti. Tamam. Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin tırlarla işte beraber işte bizim tırlar Sedat Peker yardım konvoyu diye gidiyor. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerdeki işte Türkmenlere gidiyoruz diye biliyoruz ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ya bilmiyoruz dediğim biliyoruz da silah var yani saf çocuk değiliz. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu Sadat tarafından organize ediliyor. O Sadat'ın içerisinde bir ekip tarafından. Ama benim adıma gidiyor. İşte işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor, direkt geçiş yapılıyor. Ya bakıyorum böyle. Şimdi Türkmenler her yerden videolarla teşekkür ediyorlar. Aracı aldık, aracı aldık. Ya bir iki tanesi böyle da Arapça konuşuyorlar. Yani Arapça konuşmalarında sorun yok. Ya sonra bizim o Türkmen arkadaşlardan biri dedi ya bunlar Yunus Suracı dedi. Allah 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 bu. Evet. Benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım. Sadatçılar yolladı. Kayıp silahlar adı altında AKP'lileri ve AKP yandaşlarının silahlandırıldığını söylüyor. Diyor ki işte petrol getiriliyor, silah gönderiliyor terör örgütlerine, oradan petrol getiriliyor. Elde edilen gelir Cumhurbaşkanlığı İdari Mali İşler Başkanı ismini de vererek onun tarafından dağıtılıyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. Külliyede. Şimdi ona gideceksiniz. Evet. Ama böyle bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Büyük montanlılar. Kaçakan petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba. Bunlar milyarlarca dolarlık para öyle. Şey dinlemeyin. Büyük para. Türkiye'de organize suçun son 30 yılına baktığınızda Sedat Peker'in diğer babalardan farklı bir aktör haline geldiği görülüyor. Uyuşturucu kanalına girmeden kavuştuğu güç ve zenginliğe nasıl ulaştığını açıklamaksa kolay değil. Devlet, mafya ve siyaset arasındaki ilişkilerde neredeyse bir veri bankası konumunda olduysa artık aşikar. Medya, bürokrasi ve siyasette çok yakın sosyal ilişkiler kurduğu da belli. Dahası son dönemde sanki siyasi otoritenin kurumsal uzantılarından biri haline gelmiş gibiydi. Daha doğrusu biz öyle sanıyorduk. Gelin hikayeyi başa saralım. Bir fenomen nasıl doğdu yakından bakalım. ...90'lı yılların başında İstanbul'un çeşitli semtleri babalar tarafından paylaşılmıştı. Maltepe-Kadıköy hattı Sedat Peker'den soruluyordu. Milenyum organize suç ruhunu özetleyen en genç ve dinamik baba da oydu. Geleneksel ülkücü Turancı ağır abi imajı çizdi ve kaçakçılıktan çıkar sağlayanları aşağıladı. Uyuşturucuyla mücadele eden baba diye adlandırıldığı bile oldu. Bu adam kaç tane uyuşturucu satıcısının öldürülmesinden yargılandı sen biliyor musun? Yargılandım. Çocukluğumuzda arkadaşlarımıza uyuşturucu satan insanların ölümünden yargılandı. 1998 Ağustos'unda savcılar bir dizi gasp suçundan tutuklanmasını istedi. Önce Romanya'ya gitti. Anlaşma yaptı, kendi isteğiyle döndü, havalimanında tutuklandı. Mahkemenin verdiği kararı tartışmak bize düşmez. Öyle uygun görüldü. 9 ay hapis yattıktan sonra tahliye edildi. ...90'ların sonunda işte Sedat Peker böyle bir kahraman edasıyla cezaevine
girmişti ve orada yine bir kahraman edasıyla yaşamına devam etmişti. İşte tabii kırmızı halılar serilmişti. Hatırlarsanız gene kokoreç makinaları getirilmişti. İşte orada gardiyanlarla ilişkileri, diğer koğuşlarla ilişkileri, yani orada da bir liderlik konumunu devam ettirmişti. Sonrasında yüksek profilli ilişkileriyle magazin basınının vazgeçilmezi oldu. Kimi oyuncu menajerliği yaptığını, kimi şike olaylarına karıştığını, kimi de yönetim kurullarını belirlediğini ileri sürüyordu. Dizi senaryolarına müdahale ettiği dedikoduları bile yapılmaya başlanmıştı. Futbol alacağını alamayan bütün her futbolcu ona gidiyordu. Onun Sedat Peker'in babasının cezasına bakın, bütün futbolcular peşinde koşuyor. Çünkü mafyada şu vardır, ne kadar meşhur olursan o kadar daha, yani ne kadar ünlenirsen o kadar rant elde ediyorsun, o kadar da yani toplumsal etkisi de o kadar oluyor. Ün dediği kısım da daha da büyüyor. Paran da o kadar artıyor. Yani illegal gelir de o kadar artıyor. Yani Peker dediğimiz bu şarkıcılar artı futbolcular üzerinde şekillenen bir mafya grubuydu. Şimdi bir mafya figürünün bir siyasi figüre, bir meşru figüre dönüştürülmesi dünyada çok alışık olunan bir durum değil. Yani hiçbir siyasi iktidar şunu düşünür, yani en aklı çalışmayan siyasi iktidar bile şunu düşünür. Ya ben bunu böyle yapıyorum ama ya bu suç örgütü lideri yarın öbür gün benim başıma iş açar der. Ama biz görüyoruz ki onu işte Suriye'ye yardımlar götüren, en hayırsever iş adamı ödülü verilen, televizyonlarda sabahları doğum günü kutlanan bir hale dönüştürdüler. Ve bu inanılmaz bir güç demek. Ya siz değil miydiniz dün bana? Türkiye'nin en iyi iş adamı ödülünü aldım. Halkın oyuyla aldım. Türkiye'nin en yardımsever iş adamı ödülünü aldım. Türk dünyası Hakan Lıkvakfı'nı aldım. Tüm Türk devletlerinden milletvekilleri gelmişti. Hepsinin katılımıyla aldım. Suç örgütüydü. Ya hani ben en iyi iş adamıydım? Hani benim polis korumalarım en muteber adamdı? Ne oldu suç örgütü lideri oldum ben? Sedat biraz daha böyle aklını kullanabilen, biraz daha devletle veya diğer sorunları fazla büyütmeden halletmeye çalışan, daha geniş kesimlerde otorite güç olmaya çalışan biriydi. Uzun sürede ayakta kaldı. Yani ağır suçları daha az işledi. Bu işlerle ilgili konuda sınırları iyi korlayıp korudu. Bir dönem işte resmi kurumlarla, işte askerde bazı insanlarla, emniyette bazı insanlarla diyaloğu da çok iyi kurdu. Yine yargıda çok iyi çevre edindi. Siyasette epey bir çevre edindi. Onun kendine has bir tarzı var ama adını duyduğunuz, saysanız bugün belki 10 tane yakın büyük grup vardır. O grupların kendine ait farklı tarzları vardı. O tarzına uygun olarak kendi çevre ediniyor. Eski raconların onların birbirlerinin semtlerine, çünkü doğal olarak da bir bölüşüm vardı. Hala da Türk mafyasında o miras var, bölüşüm mirası. Birbirlerine miras bırakılan şey şuydu. Herkes bir semtin kabadayısı. Kadıköy'de semt, lokal bir suç örgütü. Ken İşte Veli Küçük'le bağlantıları, işte hatta o uyuşturucu kaçakçılığı, işte uyuşturucu torbacıları öldürttüğü iddiaları. Ve birbirlerinin semtlerinde musallat olmama temel raconları oluyor. İkinci koydukları racon, birbirlerinin eşlerine ve çocuklarına dokunmama raconu. Aslında bütün raconları bununla ölçüşüyordu. Siz benim çocuklarımı üzdünüz. Bir baba çocuklarının eşinin yüzüne baktığında ben sizin şerefinizi koruyabildim, onurunu yaşamak isterim. Ulan hangi adam çocuğuna bu muamele yapılmış intikamını aldı? Benim çocuğuma yapılandan başlayan, ulan bu olayı buraya ben mi getirdim? Vallahi benim kızımın gözyaşlarına yenileceğiz. Kanal 6 televizyonu vardı, Star grubuna bağlı. Orada rahmetli Ömer Faruk Güner'le birlikte program yapardı. Ve Sedat Peker'i programa almaya karar verdik. Biz aldık ama ve kendisi de kabul etti. Yalnız dedi, ben programdan önce bir gelip görüşelim falan dedi. Biz de buyurun görüşelim. Kendisiyle gittik bir lokantaya ve sonradan öğreniyorum ki o gittiğimiz lokanta Sedat Peker'in o dönemki Ankara temsilcisine ait bir lokantaymış. Yukarıda özel bir odada oturduk. Yemek yerken dedi ki, biz her şeyi sorarız. Sadece de bana dedi iki şey sormayın dedi. Sadece iki şey. Mesela dedi ki, sizin işte şunu konunuz var, bu konunuz var. Her şeyi sorun dedi. Sadece ailemle ilgili soru sormayın dedi. Bir de kaç milletvekiline kol saati verdiğim dedi, sormayın dedi. Sedat Peker Öztürkler.com diye bir site açtı 2002'de. Yani hepimiz şok olduk.
Yani oraya gelenler, Veli Küçük orada, emekli askerler orada, generaller orada, emniyet müdürleri orada, şarkıcıların, bütün o magazin dünyasında gördüğün şarkıcılar orada. Her gelene 1500 kişi davetli var, her gelene altın rozet hediye ediliyor. Etrafta mehter takımları geziyor, her tarafta sancaklar, bayraklar, teşkilat-ı mahsusa bayrakları filan çıkıyor. Ve sahnede Korkut Eken'e ödül veriliyor. Korkut Eken o sırada cezaevinde. Yani 2002'de böyle bir manzarayla karşılaşınca ülke ne oluyor dedi açıkçası Öztürkler.com sitesini görünce. Ne oluyordu hakikaten? Sedat Peker markası altında bir sokak gücü, meşru bir suç örgütü mü yaratılıyordu? Tehdit, şantaj, yıldırma ve yeraltının saldığı korku artık yer üstünde ve kitlesel bir hal mi alacaktı? 90'lardan itibaren devlet, mafya, siyaset üçgeninde yer alan, daha 20'li yaşlarında adı susurluk raporuna geçen, Veli Küçük'le temasları olan Başbakan Tansu Çiller'in evinde ağırlanmış birinin bu önlenemez yükselişi ne anlama geliyordu? Memdu abi, hatırlarsanız sizin evde otururken Tansu Hanım başbakandı. Özer abiyle sizin evde buluşmuştuk. Oradaki görüşmemizde Özer Bey şöyle demişti, benim yaşımı sormuştu. Ben de kendisine yaşımı söyleyince, sen benim oğlumdan daha küçüksün. Benim oğlum bir yaş daha küçüksün demişti. Benim oğlum şimdi etilerde kız peşinde geziyor. Sen bu yaşta ülkenin kaderiyle ilgili konuları konuşuyorsun benimle. 2002 yılına geldiğimizde bu böyle daha Turancı, işte pan-Türkist söylemlerle bir örgütlenmeye gidiyor. Çünkü her zaman böyledir aslında. Bütün dünyada da böyledir. Daha devletin resmi ideolojisine yakındır mafya örgütlenmeleri. Yani işte daha çok milliyetçidir, muhafazakardır. Sedat Peker de öyle. Türkiye'deki pek çok aslında mafya örgütlenmesi de öyledir. Yani bir ideolojisi vardır aslında. Ben alışveriş yaptığım simitçiye kadar Türk Birliği'ni çocukluğumdan beri anlatırım. Beni tanıyan herkes bilir. Bir insanın elini sıkıp da 5 dakika oturup konuşma imkanım olduğunda 5 dakikanın yarısından çoğu Türk Birliği ile geçmiştir. Ve bu çocukluğumdan beri. Beni tanıyan lütfen herkese sorun. Ev hayatım, akrabalarım, arkadaşlarım, düğünler, dernekler, yolda tanıdıklarım. Bu bir hülyadır, belki bu bir rüyadır, bu bir istektir. Belki de ben hayalperestim. Ne olduğunun çok bir önemi yok. Sadece komple yapıyorlar. Kelebek Operasyonu Sedat Peker ve ekibine yönelik savcılığın ve emniyetin ortak yürüttüğü ilk ciddi soruşturmadır. Uzun süreli teknik takipler yapılmıştır, fiziki takipler yapılmıştır. Aslında asayiş olayı gibi görünmekle birlikte perde arkasında farklı anlamları olan bir takım sokak olaylarının işte kurşunlamadır, adam kaçırmadır, çek senet tahsilatı gibi bir takım yasa dışı faaliyetlerin ilk defa Sedat Peker üzerinde ve grubuna yönelik yapılan bir adli soruşturma. Yine gözaltına alınmıştı Sedat Peker. Tutuklandı, ceza aldı. Tabii o dönemde AKP'nin yeni iktidar olduğu dönemdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Dairesi bu soruşturmayı yürüttü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile beraber. Hanefi Avcı bu işin başında olan bürokrattı. Sedat Peker birçok suça karışıyor, birçok soruşturma yürütülüyor ama bu yeterince yargı önüne çıkarılmakta zorlanıyor. Çıkarılıyor veya tam manada ispatlanamıyor. Genellikle farklı insanlar üstleniyor veya mahkemede ifadeleri değiştiriyor. Bizim takip ettiğimiz sırada böyle bir olaya el koydu Sedat Peker'in. Bir takım insan arasında alışveriş oldu, alacak verecek meselesi var iki insan arasında. Ticari sorun var. O ticari sorunda alacaklı olan tarafından bir tane Sedat Peker'e müracaat ediyor. Diyor ki işte benim burada alacağım var, bu tahsilatı yaparsan bana şu desteği ver, ben de sana şu kadar maddi güç verin diyor. Sedat Peker'in galiba tek ceza aldığı, demeyeyim de organize suç örgüsü olmaktan dolayı ceza aldı, 10 yıl ceza aldı ama bu dava, bu soruşturma dolayısıyladır. Çünkü orada hem bir dinleme vardı, hem belli oranda teknik takip vardı, hem bir kişinin beyanları vardı. 2003 yılında Kaçakçılık Organize Suçlar Daire Başkanı oldu. O tarihte sonra bizim dönemimizde de başlayan bir soruşturma süreci vardı. İşte AK Parti yeni hükümete gelmiş,
O daha böyle çok fazla iş adamlarla ekonomik menfaatler iş içi olmamış. Biraz daha böyle hukuku uygulayacağız, biraz daha salt yasal çalışacak, kamu kurumları çalışacak mantığı vardı. O dönem sadece elimizde yeterli imkanlarda sorun vardı. İşte polisin yeterli imkanları yoktu, dinleme imkanları yok, takip etme, izleme imkanları yok. Yeterli organize olmamış. Onlar kurulduktan sonra böyle bir organize gruplara karşı yönelik faaliyetler oldu. İşte yurt dışına kaçan insanlar yakalanması oldu. Benim zamanımda da işte Peker'in yakalanması oldu. Benzeri operasyonlar yürüdü, yapıldı. O altyapı biraz daha o teşkilatı çalışır hale getirdi. Biraz daha aktif hale getirdi ama yine de devletli diğer kurumları, diğer sistemler oturmadığı için yeterli etkinlik, yeterli mücadele maalesef geliştirilemedi. Sedat Peker cezaevinde kuş beslerdi. İki tane kanaryası vardı. Cezaevine kanarya sokmak, işte iki taneden fazla sokulmuyor bildiğim kadarıyla. Kuş beslerdi. Mektuplara mutlaka, gelenlere mutlaka mektup yazmaya özen gösterirler, cevap yazarlar. Ve hiç de mektupsuz kalmazlar bunlar, onu da söyleyeyim. Çok mektup gelir kendilerine. Yani cezaevindeyken de evet biz mahkumuz, yani biz mahvolduk, bittik havasında değiller. Normal olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Yani böyle baba olduklarını cezaevinde de her zaman eksiksiz bir biçimde çevrelerine yansıttıklarını görüyoruz. Cezaevinde olan herkes devletin sorumluluğu altındadır ve güvenliği devletin sorumluluğundadır. Dolayısıyla işte Sedat Peker'in cezaevinde ben onu öyle yaptım, bunu öyle yaptım, efendim ona para yardımı yaptım, şu koğuşa şunu gönderdim, böyle bir şey yok. O koğuşun ihtiyacı varsa onu devlet sağlamalıdır. Oraya cezaevine giren organize suç örgütü liderinin görev ve sorumluluğunda değildir oradaki ihtiyaçların giderilmesi. Dolayısıyla işte devlet kuralları, yasaları uygulayarak bu tür faaliyetlere izin vermemesi gerekiyor. Peker tutuklandıktan sonra benimle ilgili iki şey söyledi. Birini dedi ki benim bazı itirafları kendine gönderdiğimi, hatta Pala bilmem kimdi bir isim verdi, bana gönderdi. Benim ondan bana geldilerdi. Böyle bir isim yok. Böyle bir adam göndermem söz konusu değil. Ancak Peker'le beraber hareket eden daha sonra Güneydoğu'da benim de tanıdığım bazı insanlar var. Onlar Peker'le beraber hareket ederken biraz böyle kendilerini çok büyük bir ağırda satmaları gerekiyor. Şimdi bu yeraltı dünyası %50 gerçek güç, %50 de şeye dayanır. Kendini tanıtmanıza, propagandanıza dayanır. Şimdi Peker'in yanına giden insanlar da işte kendilerinin devletle işbirliği yaptığını, devletin iyi adamları olduğunu, birçok operasyona katıldıklarını. O tarihte ben burada istihbarat şube müdürüyüm, etkin biriyim. İşte benim onlar tarafından kollanıp korunduğumu, bana destek verdiğimi, benimle çok rahat görüştüklerini, benim bazı operasyonları taşıdığımı anlatarak Peker'in yanında bir güç oluşturuyorlar. Hatta şu kadar olaya karıştım, bu kadar olaya karıştım, böyle afaki şeyler anlatıyorlar. Niye? Orada bir itibar edinecek, kendilerini çok büyük gösterecekler. Peker o bilgilerin bize çok fazla inanmıştı. Onlar olduğunu zannetmişti. Tabii benim o kendini yakalanma sırasındaki yapılan operasyonu idare etmem, kendine karşı yönelik soruşturmaların başında olmam dolayısıyla da bana karşı antipatiler var. Benimle ilgili hem böyle bir şikayetçi oldu hem de böyle konuştular. İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu'nda tutuklanan Sedat Peker hakkında İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlandı. Karar 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıydı. Peker kararı her zamanki gibi gülümseyerek karşıladı. Kendisine polisler koluna girdi, alıp emniyete götürüyor. Bu dışarıda gülerek gidiyor. Polislerin kendisine en çok talimatı veya işte götüreceği zaman sakın dışarıda gülme diyorlarmış. Ama diyor ben mahkemeye giderken de güleceğim, cehennemden zebaniyede güleceğim. Kimse beni ağlarken görüp de o zevki yaşamayacak. Yaşadığım sürece hayatımın hiçbir döneminde bana kimse acı çekiyorum diye beni sevmeyen düşmanların bu zevki yaşayamayacak. Bizi seven insanlar da şunu düşünüp ya bu şartlarda bile halen daha morali yerinde deyip kalplerine bir parça su serpebiliyor mu? Ben işte başarı diye buna derim. Ve diyorum ki size cehennemde zebanilerle karşılaştığımda yine güleceğim.
Yani Sedat Peker o tarihte de, biz gözaltına aldığımız tarihte de, şimdi de aynı tavırları sergiliyor zaten. Yani umursamaz, suçlu olmadığını ima eden tavırlar, işte gülmek ve gülümsemek, şey yapmak, hani olayları hafife almak gibi öyle bir tarzı var. Yani. Ardından Türkiye Ergenekon davasıyla çalkalanmaya başladı. Bu kez silahlı terör örgütü kurma suçuyla yargılandı ve Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Peker'e bu sefer 10 yıl hapis cezası daha verdi. Adam diyor ki bunlar diyor Sedat Peker'in adamı, Sedat Peker de benim yakınım. Sen eğer şikayetini geri almazsan diyor sizin diyor aileniz hepinizi öldürecekler. Şimdi efendim ben bu adamı yakalamışım. Kolunu kırmışım yetmemiş, bacağını kırmışım yetmemiş, kafasını kırmışım yetmemiş, kaburgalarını kırmışım yetmemiş. Ben gene diyorum, bende böyle bir potansiyel var. Ben böyle bir şey gene yapabilirim. Ergenekon süreci tam anlamıyla at izinin it izine karıştığı bir manzara sergiliyordu. Suçlu ve güçlülerle onları yakalayanlar artık aynı koğuşları paylaşacaktı. Beceriksiz Fethullahçı devlet görevlileri tatlı yaparken şeker yerine tuz koymuş oldular. Tabii o süreç bambaşka bir süreç. Yani orada beni Tuncay Güney'i gözaltına alıp işte ondan bilgileri alıp olayı kapatmakla suçladılar. Halbuki onu da gemiye gönderen biziz falan filan neyse yani sonradan zaten çıktı onlar ortaya ve tutukladılar. Sedat Peker zaten cezasını çekiyordu. Yani cezasını hükümlüydü. Bu organize suçluluk elebaşı olmaktan hükümlüydü. O da onunla yan yana koğuşlarda yattık biz. Hani bir temas yok ama yan yana koğuşlarda yattık. O ve birkaç tane adamı daha vardı yanında. Kumpas davalarda, Ergenekon davalarının ben gerçekten kumpas davaları olduğunu inanıyorum. Ve o kumpas davaları içine biraz da mafya, böyle silah, daha gayrimeşru unsurlar koymak için de Sedat Peker onunla koyulan unsurlardan biriydi. Hükümlülükten tahliye olunca Ergenekon'daki tutuklama kararı da kalktı ve öyle çıktı dışarı. Yani orada Ergenekon'dan tutuklu olarak bulunmuyordu. Hükümlü olduğu için duruyordu orada. O iddianamede de zaten yani şeyinde de orada Ergenekon görüntüleri falan çıktı. Gene beni suçluyordu yani. İşte bana işkence yapan adamla bilmem beni aynı yere koydunuz falan diye. Aynı örgüte koydunuz diye suçluyordu. Ama ben mesela Ergenekon'da hiçbir ifademde benim operasyon yaptığım insanlarla beni aynı yere koydunuz demedim. Onu da söyleyeyim yani. Devlet ciddiyeti bunu gerektirir. Daha sonra tasfiye edildi bu AKP'nin Fethullahçılarla ortaklığı döneminde. Fethullahçılar zaten bütün devleti ele geçirdiği için ve bütün kurumlarda var oldukları için bir mafyaya ihtiyaçları kalmadı. Zaten bir örgüttüler. Bunları belirli ölçüde tasfiye ettiler. Sedat Peker de hapiste yattı. Ben cezaevinde çıktıktan sonra bana dolaylı benim de dostum, arkadaşlarım vasıtasıyla haber salmıştı. Yani görüşelim, konuşalım gibilerinden. Ben görüşmeye gerek yok ama kendileri de bu kanaattelerse sorun yoktur. Benim böyle bir sorunum yoktur diye böyle bir cevap verip görüşmek istemedim. Son mahkumiyet kararı üzerinden bir yıl geçmeden özel yetkili mahkeme kararlarına ilişkin yasa değişikliği geldi ve Peker tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi. Bildiğiniz üzere 10 senedir cezaevindeyim. Bu 10 sene süre zarfında ülkemizde pozitif yönde olan gelişmeleri, değişmeleri takip edebildim. Kendimle ilgili hissiyatım bu gelişmelere ve değişmelere uyum sağlayabileceğim, ayak uydurabileceğim yönündedir. Takdir edersiniz ki son 10 senede birçok yeni ülkeler kuruldu, birçok ülkeler yıkıldı. Gördüğünüz üzere ben hala da hem ruhen hem bedenen hayattayım ve dimdik ayaktayım. Bundan sonra mücadelemize, hayat yaşamımıza, ülkemizdeki pozitif olan gelişmelerle beraber uyum sağlayarak devam edeceğiz. Bu şöyle bir güç demek. Hem zor gücünüz var, biraz önce bahsettim mafya, yani suç örgütü, zor kullanma gücünüz var. Ürküttüğünüz geniş kesimler var. Bir de ayrıca devlet tarafından desteklendiğinizi düşündürecek bir
kamuoyu oluşturmuş, bir algı oluşmuş. Algı da değil, gerçek bu zaten. Ve o algıyla düşünebiliyor musunuz? Sedat Peker artık istediği her şeyi yapabilecek. Hem yer altına hem yer üstüne hakim bir figüre dönüşüyor. Halkın sokaktaki gücünü gösterdiği, devletine bağlı kamu güçleriyle birlikte dayanışma halinde darbeye kalkışanlara geçit vermediği, o halde her çatlak sesi susturabilen iktidar 15 Temmuz sonrasında neden böylesi güçlü bir figüre ihtiyaç duymuş olabilirdi? Bugün önemlidir kardeşlerim. Bugün atlatılırsa bu darbe bitmiştir, düşmüştür kardeşlerim. Bugün o yüzden bu alandan terk etmeyeceğiz. Eğer bugün geçerse bu darbeyi başarıya ulaştırma şansları artık bitmiştir kardeşlerim. Bu sizin şerefiniz olarak alnınıza yazılacak. Birincisi, 15 Temmuz'dan sonra bir sokak ayağına ihtiyaç duydular. Dedi ki sokakta örgütlü, sokakta ürkütücü olan, muhalif kesimlere gözdağı verecek olan bir şey yapalım, figür yaratalım. İkincisi, mafya her zaman hukuk dışı işler için kullanılır. O hukuk dışı iş faaliyetlerde kullanılır. Ve bugün şunu görüyoruz ki bu Sedat Peker olayında, o hukuk dışı faaliyetler için değil sadece, işlerini iktidarın çözmek için, yani işte sermaye el değiştirirken, büyük özelleştirmeler yapılırken, yani aslında büyük bir dönüşüm yaşarken toplum, bir zor gücü olarak mafya organını kullanmış iktidar. Vatandaşın kendini savunma hakkı doğarsa, meşru müdafaa hakkı doğduğu zaman biraz önce size dediğim şeyi yapacağız. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız kardeşlerim. Onların düşündüğü gibi cezaevleri de bir gün basılacak. Ancak vallahi onların hayal ettiği gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara astıktan sonra, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine. Ve onu bir meşru mafya figürüne dönüştüler. Bu Türkiye'de çok az rastlanan bir şeydir aslında. Kapı, arka kapılarda, gazinolarda, yani toplumun gözden uzak yerlerde siyasetçilerin, bürokratların mafya ilişkilerine çok tanık oluruz. Görürüz bunu, pek çok örneği vardır. Ama bir mafya babasının aynı zamanda siyasi bir figüre dönüştürülmesi, meşru bir figüre dönüştürülmesi olacak iş değildi gerçekten. Ve Sedat Peker mitingler yapıyordu Cumhur İttifakı'na destek için. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bilge Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli şöyle bir şey söyledi. Ya beka ya bela. Bu seçimlerin bizim milletimizin için önemi budur dedi. Ve toplumda yaşayan çeşitli siyasi partilerden olan insanlar, vatanseverler bu görüşü benimsediler. Bu sebeple kardeşlerim, her ne olursa olsun bu seçimde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz. Ölümüne destekleyeceğiz kardeşlerim. Kendi sermaye grubunu oluşturacak. Neye ihtiyacı var? Meşru bir mafyaya ihtiyacı var. Sedat Peker'e telefon açılıyor. Sedat Peker de hop devreye giriyor. Ne mahkemeye, ne yargılama süreçleri. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Çünkü çok net bir şekilde mafyada zaten bunun için vardır. Devlet bunu kullanıyor. İktidar bunu kullanıyor. Suç örgütleriyle işbirliği yapılıyor. Ve böylece devasa bir mafya düzeni ortaya çıkıyor. Ne var ki kural değişmemiş görünüyordu. Tıpkı 6 haftadır anlattığımız yeraltı öykülerindeki gibi. Devletin karanlık yüzü için Sedat Peker'in de son kullanma tarihi yaklaşıyordu. Birileri bir yerlerde bir sebeple bir tasfiye kararı aldı. Şimdi aslında şöyle, Sedat Peker'in tasfiyesi hepimiz için sürpriz oldu. Sedat Peker'in ekiplerine yönelik ülke genelinde de bir takım operasyonlar yapıldı. 4 ya da 5 kentte. Operasyonlar yapıldı. Adamlarını topladılar. Yani Hayati Çakıcı ile Sedat Peker'in aralarında bir gerilim olduğu, bir çatışma olduğu iddiası hep gündemdeydi. Filmlerde vardır ya, gelir yanağından öper, sana sarılır filan. İşte Baba filminde Al Pacino da öyle yapar. Sonrasını gider kapıya çıktığında boynuna ipi geçirirler. Öldürürler yani. Yani yeraltı dünyasında da onun için böyle, ya barış dediğiniz zaman barış olmuyor genelde. Onun yerine başkası konmuş olmalı ki
O bu savaşı Türkiye'de kalırsa kaybedeceğini görüp yurt dışına çıkmış. Öyle düşünmek lazım. Yerine birisi geldi. O gelen kim olabilir? Bir gün kalktık Sedat Peker gitmiş. Giderek eğitim filan içindir. Biz zaten ha güldük yani kesin dedik bir şey var. %100. Bakın birinci konu. Hakkındaki soruşturmayı öğrenip kaçtı. Yani gizli bir soruşturmayı öğrenip gitti zaten. Gizli soruşturmayı öğreniyorsanız birisi size git demiş olması gerekir. Ya da çok ciddi bir bilgi sızması söz konusu demektir. Kendisi bir polisten, hatta şöyle diyor, vatansever bir polisten diyor. Soruşturma hakkında bilgi aldığını, kendisinin tutuklanacağını, operasyon yiyeceğini öğrendiğini, bunun için dışarı çıktığını söyledi. Ve ilk suçladığı kişi Berat Albayrak'tı. O zaman Hazine ve Maliye Bakanı'ydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'tı. Ve ilk gittiği ülkenin de işte bir şekilde Karadağ olduğunu biliyoruz. Ve oradaki süreç aslında bütün şeyi şekillendirdi. Bu itiraflar sürecini orası oluşturdu. Çünkü şunu çok net bir şekilde artık biliyoruz. Sedat Peker çıktı, bu Berat Albayrak konuşmasını yaptı. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Şahsımın yurt dışına çıkmasıyla ilgili olarak birçok şeyler söylendi. Ben de açıklama yaparak şunu söyledim. Yurt dışına eğitim amacıyla ve ticari işlerimle ilgili çıktığımı söyledim. Bu yalan değildi. Ancak doğrunun %10'unu oluşturuyordu. Kıymetli dostlarım, takriben 1,5-2 sene kadar önce bana devamlı birileri şunu söylemeye başladı. Berat Albayrak senin için şunu yapacak, Berat Bey senin için bunu yapacak, Bakan Bey senin için bunu yapacak, seni mahvetmeyi planlıyor, seni yok etmeyi planlıyor, seni ömür boyu cezaevine tıkmayı planlıyor. İlk zamanlar bunu ciddiye almamıştım. Çünkü bende bir sorunu yok, bunu bana neden yapsın? Sonraki dönemlerde bu devamlı tekerrür edince beynimin içerisinde bu klik ciddi olarak yer tutmaya başladı. Ben bu durumla ilgili yapacağım en iyi şeyin yurt dışına çıkmak olduğuna karar verdim. Yurt dışına çıkarken 2 gün sonra dönecekmiş gibi kayıtlar tutturdum. Ancak içimdeki düşünce samimi olarak söylüyorum geri dönmemekti. Ve geri de dönmedim. Hem sağlık tedavilerim vardı, onları yaptırıyorum halen de. Hem burada eğitimim vardı, onunla ilgileniyorum hem de ticari işlerimle ilgileniyorum. Daha sonra bu konuşmadan dolayı geri adım attı. Beni FETÖ'cüler yanlış yönlendirmiş dedi. Ekonomiyle maliyede başarılı mıdır değil midir buna girmiyorum. Herkesin kendince bir fikri var. Ancak şundan eminim. Bizi ve sevdiklerimizi Berat Albayrak'a düşman etmek isteyen güç daha önceki anlattığım dönelerden ve biraz sonra anlatacağım dönelerden dolayı kesinlikle Fethullahçı terör örgütüdür. Bir vaat aldı çünkü. Yani bir geri dönüş umudu aldı. Ve daha sonra öğreniyoruz ki Sedat Peker'i almak için Türkiye çok ciddi bir şekilde devreye girmiş. Çünkü bunu öngörmek çok kolay. Yani elçinizden birini kaçırırsanız elinden o öter, konuşur ve bütün ülke olarak böyle bir kendi ilişki ağlarınızın, kendi suçlarınızın deşifre olduğu bir süreç yaşarsınız. Onu almak için de çok uğraştılar. Makedonya'ya gitti. Üçüncü ayın sonu bir baktım Amerika Saddam Sarayı'na inanın öyle girmedi. Yüzlerce asker, 200 tane tüfekler, bomba, cemseler, lan ne oluyor dedim arkadaş. Ortalık karıştı. Bana dediler Kosova'ya gider misin dedim giderim. Beni Kosova sınırına bıraktılar, ne pasaportum var üstümde ne de param hiç. Pardon, bir pasaportum var, param yok, telefonum yok, hiçbir şeyim yok. Çünkü evden direkt çıkarıp getirdiler sabahın 7'si. Orada bir adam vardı, Allah ondan razı olsun, Kosova sınırında hep ona dua etti. İşte kim var ne var, dil yok, anlaşamıyoruz, bende de yok, onda da yok. Sonra orada çok değerli Afrin kardeşim var, Allah ondan razı olsun, bana çok emekleri gösterdi. Dedim benim arkadaş, kardeşim işte böyle internetten girdi, buldu, telefonunu neyse çağırdı, Afrin geldi, biz oradan gittik. Afrin dedim beni Arnavutluk sınırına getirdi. Ne oldu dedi burada kalalım. Yok dedim burada kalmayalım. Niye? Burası dedim birazdan karışacak. Yılların tecrübesi biliyor musun? Bir anda Afrin'in iş yerine polisler. Göç idaresinin müdürüne polisler. Bizim Büyükelçilik İçişleri Bakanı'nı arıyor. La bir insana bu kadar zulüm edilir mi? Arnavutluk, hatta bir dönem Ukrayna, oradan Arnavutluk, Makedonya bir dönem Arnavutluk'tan sonra Fas.
O da öyle bir büyük skandal o konuyla ilgili. Diyor ki insansız hava aracı teklif ettiler benim alma karşılığında. E gazetecileri araştırsanıza. Fas'a insansız hava aracı gibi edilmiş mi? Veya çok 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 düşük paralarla verilmiş mi? Bir araştırsanıza gazetecisini. Ve oradan Dubai'ye. Ama Sedat Peker'in öyle, evet tabii ki kızına silah doğrultulması, evine yapılan baskında bir insan hakları ihlalidir. Yani buna herkes karşı durur. Ve ona tepkisi de olmuştur mutlaka. Ama ben asıl Sedat Peker'in bu itiraflara, bu ikrara başlaması sürecinin orada Balkanlarda ve en son Fas'ta tasfiye edileceğinden emin olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Artık dedi ki beni tasfiye ediyorlar. Benim Türkiye'de kapladığım alan yok oluyor. Kaybedecek bir şey kalmıyor zaten. Tabii arada böyle işte bu tür organizasyonlarda hep iç çatışmalar çıkar. Bu öyle bir iç çatışma sonucu Sedat Peker'in tasfiye edilme kararının verilmesinin sonucu esasen. Sedat Peker'in yurt dışına çıkması tesadüf değil. O içerideki çatışmayı bilip ona karşı kendisinin aldığı bir tedbir belki de. Bir uyarı sonucunda yaptığı bir iş. Orada yaptığı da aslında daha çok sopa sallamak. Yani bütün gerçeği ortaya çıkarmaya hedefleyen açıklamalar değil. Ben çok şey biliyorum, beni yakarsanız sizi de yakarım gibi bir tür sopa sallıyor aslında Sedat Peker. Ama bu birçok şeyi öğrenmiş olmamızı değiştirmiyor tabii, gerçeği değiştirmiyor. Gerçeğe nasıl ulaşabiliyorsanız ulaşın, önemli olan gerçektir her şeyden önce. Ama bu tür kullanışlı elemanları küresel güçlerin de kullanması mümkün. Ama buna rağmen bütün bu iddiaların tabii ki üstüne gitmek lazım. Ama ne oldu? Unutuldu. Sedat Peker gibi siyasette ve bürokraside hakimiyeti olduğu ifade edilen bir suç örgütü lideri Türkiye'ye gelip bunu pekala çözüme kavuşturabilirdi. Hala eğer yurt dışında yaşıyorsa mutlaka bunun arkasında önemli bir şey vardır diye düşünüyorum. Hatta ben Sedat Peker'in konuşmasının en temel nedenlerinden biri de AKP iktidarını artık kaybettiğini düşünmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Türkiye'de temiz toplum hareketini şu aşamada başlatan maalesef bir organize suç örgütü lideri. Sedat Peker de özellikle işte 40 yaştan küçük izleyicilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım şeklinde tanımlamalar yaparak aslında kendisine yeni bir kitle oluşturmaya çalışıyor. Yeni ortama girmek istiyor. Soruşturmasının detaylarına hakim değiliz. Onun dışında Bursa'da işte Köfteci Yusuf'a çöküldüğü iddiasıyla bir soruşturma var. O soruşturmaya da bu videolar çekildikten sonra Sedat Peker eklendi. Daha önceki soruşturmada soruşturma kapsamında değilmiş. Daha sonradan ek bir iddianame eklendi. Bir de Ankara'da yine bir soruşturma var. İşte orada işte çok garip zaten. Videoları çektikten sonra Ankara'da bir soruşturma başladı Sedat Peker hakkında. 613 kişiye dinleme kararı çıkarttı. FETÖ'den aldı bilgileri dersiniz. Ben onlar gibi aptal değilim ben. Ben onlar gibi aptal değilim, göreceksiniz. Ya bizim bu soruşturmalar haberimiz yoktu, biliyor musunuz? Gazeteci olarak kulislerden araştırırsın şey. Ya adam Dubai'de. 613 kişi hakkında dinleme kararını alındığı bilgisi bile ona gidiyor. Yani soruşturmanın, bakın gizli soruşturma. Yani böyle soruşturmaları öyle öğrenemezsiniz yani. Ve bütün bilgileri tek tek adamı, yani devlet içinden, ya kurumlar içinden, Türkiye'den nasıl bir bilgi sızıntısı olduğunu gösteriyor. Yani operasyon olacak, operasyondan önce söylüyor. Yani o çok ilginç tabii. İşte FETÖ'den bilgi alıyor. Lan FETÖ kim lan? Lan biz milyonlarca kişiyiz. Belki senin arabanın süren şoför kardeştir. Belki sana yemek getiren biziz. Belki bahçıvan. Belki gittiğiniz yerdeki. Biz herkesten kalabalık. Vatan fedailerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardır. Onları hiç kimse bilmez. Ya FETÖ lan bırak. Bir açıklama yaptı emniyet sadece. Dedi ki işte neydi? Hürriyetten alıkoyma, yani bir alıkoyma, bir tehdit gibi bir iki suç maddesi sıraladı, o kadar. Ya akıl alır gibi değil. Ya ben polis muhabirliği yaptım. Giderseniz organize şube bir operasyon yaptığında siz onu güzel haber yapın diye ballandıra anlatır organize şube operasyonu. Savcıya geldiğinde bir şekilde soruşturma evraklarından bir şeyler sızar size gelir. Yani en azından operasyon yapılmadan önce gelmez de
operasyondan sonra dersiniz ki aa bak buymuş filan diye. Çünkü operasyon da yapıldı artık. Ama iddianame hala yok. Acayip bir ketumluk. Bu hikayenin sonu klasik yeraltı öykülerinden farklı oldu. Devreye önce YouTube, ardından Twitter girince birinci cilt bitti, ikinci cildin kapağı açıldı. Yeni cildin kapağında şu başlık vardı. Şimdi ne olacak? Genelde bu tip yola sapanların engellenmesi, bu tip sapayı olanlara karşı mücadele yöntemleri konusunda çok önemli ipuçları bize verebilir. Bu bir olağanüstü bir fırsat diye düşünüyorum. Her zaman gelmeyecek. Belki tarihte bir defa doğacak bir olay. Yani her şeyi anlatmaya kalkan, ortam sağlansa birçok olay hakkında, birçok kişi hakkında, birçok konu hakkında çok bir şey anlatacak bir insan. Daha da anlatacağına inanıyorum. Eğer o suçu bir daha işlemediyse tabii ki normal insan olarak toplumda kabul etmemiz lazım. Ama ben birey olarak maalesef kendi payıma en azından bu kişileri normalleşmiş olarak sayamıyorum ne yazık ki. Kapatılamayacak büyük bir gedik. Bugün iyi yürütülmüyor, iyi soruşturmuyor ama eninde sonunda soruşturulacak şey ama kamuoyu en azından bu anlatılanların %30'dan 40'ını anladığı kanaatindeyim. Çünkü onu anlattıkların bir kısmı herkes anlamıyor. İçinde olayı yer alan insanlar, olayı bilen insanlar daha iyi anlıyor ama kamuoyu da büyük oranda bunları gördüğü kanaatindeyim. Bugün yine benzer söylemler var. İşte bağırsakların temizlenmesi gibi, işte sıkıntılardan arındırılmak gibi bir takım söylemler var. Bu temiz toplumu oluşturan işte Türkiye'nin benzeri İtalya'da biliyorsunuz yaşandı. Başka ülkelerde de yaşanıyor. Bu temiz toplumu oluşturan devlettir, hukuktur, yasaların uygulanmasıdır. Fakat ne yazık ki Türkiye'de temiz toplumu da başlatan bir organize suç örgütü lideri ya da mafya liderinin olması bir vatandaş olarak, yurttaş olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde bu topraklarda nefes alan bir birey olarak açıkçası beni çok üzmektedir. Bir defa hukuksuzluğun tamamını anlatmaya çalışıyor. Büyük hukuksuzlukları ortaya koyuyor. Alttaki sıradan olaylar değil. Siyasetin en üst mekanizmasının bakanlar düzeyinde, genel müdürler düzeyinde, büyük iş adamları düzeyinde, güç yetmez insanlar düzeyinde anlatıyor. Bu herkese böyle şans gelmez, her ülkeye nasip olmaz ve önemli bir şey konuşuyor. Ama ben ülkenin yeterince bunda faydalanamadı kanaatindeyim. Devamı gelecektir. Bu tür çatışmalar hep sürer. Ve nihai bir kesim nihai olarak kazanmazsa bu işi, o kazanana kadar böyle sızıntılar, işte ihbarlar, iç kavgadan kaynaklanan açığa çıkmalar olacaktır. Türkiye için de çok şans diye görüyorum. Türkiye'de çok büyük bir değer diye görüyorum. Bazen de diyorum ki Allah her ülkeye bu kadar iyi fırsat vermez. Türkiye'ye iyi bir fırsat ver diyorum. Çünkü Sedat hakikaten çok olayda görev aldı, çok olayda rol aldı ve çok şey de biliyor. Kendi de söylüyor. Şu anda her şeyi anlatmıyorum. Ben kendi davamı gidiyorum ve samimi olarak bunu söylüyor. Ve anlattığı şeyler de büyük oranda doğruluğu ortaya çıkıyor. Anlattıklarına bakarak neleri bilebileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Neleri görebileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Bu siz kendi bilginizi, ben kendi bilgime göre tahmin ediyorum. Başkaları başka bilgilere göre tahmin ediyorlar. Şimdi böyle bir insanın konuşması bu sistemi temizlemek çok önemli bir şey. Çünkü bu sistemin içinde var olmuş, kalkmış, genişlemiş ve çok büyük güce erişmiş biri. Bu sistemin en üst düzeyine çıkmış, bağlantı kurmuş, siyasetle bağlantılar kurmuş, yargıda birçok insanla irtibatlı, emniyette birçok insanla, birçok çevre irtibatı var. Ve bugün de bunları ben samimi olarak konuştuğu inancındayım. Anlattığı kadar da samimi olduğu inancındayım, daha da anlatacağı kanaatindeyim. Devlet şu anda kurum ve kuruluşların tamamen ortadan kalktığı, onun yerine amorf bir sistem içerisinde her şeyi mafya anlayışındaki bir yapıya bıraktığının göstergesi. Bu daha vahim. Susurluktan çok daha vahim. Burada kimsenin can ve mal güvenliği yok. Yani bunları söyleyen Sedat Peker kendini koruyabilecek silahlı adamları var ama sizin benim yok öyle bir şey. Dolayısıyla sade bakkal Emin'in de işte ne bileyim gazeteci Hüseyin'in de hiçbir koruması yok. Dolayısıyla devlet korunması gereken insanlara değil, korunma nedeni olan saldırgan insanlara da koruma vermiş. Yani işin şeyi nedir, başka noktası da o. İyi ki konuşmuş diyorum. O konuşmadı, anlatmasaydı bugün birçok insan daha sahte kahramanla devam edecekti. Ama birçok insan ortaya çıktı ve görüldüğü kanı. Ama anlattıkları da daha az bir kısmı var. Gelecekte bunları bir kısmı anlatacak.
daha üst düzeydeki bazı olaylarla ilgili ben çok daha farklı şeyler söyleyeceği kanaatindeyim. Devlet mesela işte şeyi nedir? Sedat Peker'i koruyormuş. Belki bence onlarca ona benzer insanları koruyormuş. Bunu iyi görmek lazım. O zaman bu işin başındaki bu insanlar çok önemli, devleti yöneten insanlar, Türkiye için çok önemli, çok vahim, çok tehlikeli işler yapıyor, icraatlar yapıyor. Toplum takip ediyor. Yolsuzlukları, hırsızlıkları, usulsüzlükleri, mafyalaşan devlet yapısını görüyor ve onun cezasını demokratik anlamda seçimde veriyor. Bir gün önce veya bir gün sonra, yani ama sonunda veriyor. Türkiye'de sadece mafya değil de diğer suç gruplarını da kapsarsak, özellikle menfaat temin ediyor, çıkar temin ediyor, bütün suç gruplarının yaşamasını, varlık sebeplerinin bir tanesi, Türkiye'de ekonomi kayıt altında değil. Ekonomi değerler kayıt altında değil, varlıklar kayıt altında değil. Siz yaptığınız her türlü kanunsuz geri elde ederseniz kimsenin gelip size bu nerede ettiğini sormuyor. Ben bir emekli olarak yarın gitsem, şu karşıdaki binanın tamamını satın alsam, kimse bana o parayı nerede buldun da bunu aldın demiyor. Aslında Türkiye'nin bunu görmesi lazım ama genç kuşak bunu görmüyor. İTÜ'nün diplomat töreninde birinci olan kişinin söylediği, yani o genç kardeşimizin söylediği çok önemli var. Biz hegemonları yıkıp yeni bir düzen kuracağız diyor. Karanlıkta olduğumuzu düşünüyoruz, biliyorum. Aynı zamanda korkuyoruz da. Sorunları biliyoruz, peki çözüm ne? Kaçmak mı? Belki de birileri bizim için her şeyi çözsün diye arkamıza yaslanıp beklemeliyiz. Ya da belki başımıza gelmediği sürece sorun yokmuş gibi de davranabiliriz. Hayır. Hayır. Sevgili arkadaşlarım, bunu üzülerek söylüyorum ki bu yolda birbirimizden başka kimseniz yok. İşte bu yüzden çabalayacağız. Çünkü sevgili arkadaşlarım, unutmayın ki herkes bir gün ölür. Buna sizler de dahilsiniz saygıdeğer büyüklerim. Ve geriye kalan bizler ve bizim yetiştireceğimiz çocuklar, hegemonların elinde yozlaşmış olan bu sistemi değiştireceğiz. Değiştirmeliyiz. Bu belgeseli sevgili Umutcan'a seslenerek bitirmek istiyorum. Umutcan, umudunu, hayalini, bu ülkeye inancını asla yitirme. Bu 6 bölümlük belgeselde suçlu ve güçlü insanların hikayesi kadar suçsuz ve güçsüz olsa da bu ülkenin büyüklüğüne, hukukun sarsılmaz gerçekliğine inanan insanların da hikayelerini dinlediniz. Sadece şu şunu yaptı, bu bunu yaptığının ötesinde bir belgesel hazırlamaya çalıştık. Umutcanlara umut olacak bir hikaye anlatmaya çalıştık. Umudumuz bir daha böyle belgeseller yapmamak. Bir gazeteci olarak karşınıza suçlu ve güçlülerin değil, suçsuz ama haklıların ve güçlülerin hikayesini anlatmak.